Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da hangi konuyu işleyeceğiz? Turunçgillerden gelen sağlık, sebzelerin mucizeleri. Sağlıklı Yaşam'da herbalist İbrahim Gökçek, sağlıklı bir yaşam için meyve sebzeleri anlatıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün stüdyo konuğumuz İbrahim Gökçek. Bitkileri konuşacağız. Bitkilerden gelen şifaları konuşacağız. Hangi bitkiler hangi hastalıklarda iyi geliyor, bunları konuşacağız. Sizler de programımıza katılabilirsiniz. Ekranların altında da görüldüğü gibi 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Hoş geldiniz İbrahim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Önce bir hastalık duydum ben. Klima hastalığı değil mi? Klima hastalığı, evet. Önce nasıl bir hastalık? Grip gibi bir şey sanırım. Hatta evet. Biri vefat etmiş evet. Geçenlerde. Evet. Şimdi maalesef günümüzde hızla yayılan salgın bir hastalık. Lejyoneller arasında gözüktüğü için ilk buna lejyonel hastalığı denir. Bakteriye de Legionella pulmonalia. Bakterinin ismi de. Bu lejyonellerin toplanıyorlar, yani paralı askerler. Sağda solda diğer ülkelerden savaşa katılmak için Amerikalılar. Yani o ortamda da klima çok yoğun çalıştığı için 1977 yıllarında bu hastalık ilk defa orada gözüktüğü için ve o toplantıya katılanlar hastalandığı için pulmonella lejyonella hastalığı veya Türkçe klima hastalığı. Klima çalışırken arkasında soğuduğu için orada bir sıvı oluşur. O sıvının içerisinde klima durduğu zaman orada bakteri yavaş yavaş ürer. Klimayı tekrar çalıştırdığın zaman klimanın arkasında biriken suyun içerisindeki mikrop da havayla birlikte orada klimayla böyle rahat rahat karşısında oturan vatandaş ne olur? Mikrobu kapar havayla. Ve kişi önce üşütme, grip, nezle gibi kendini rahatsız eder. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Bazen bulantı, kusma rahatsızlar da olur. Kişi kendini grip zanneder veya üşütme nezle olduğunu zanneder. Evet. Dikkat etmez. Farkına varmaz. Ama bu öyle grip gibi basit bir rahatsızlık değil. Akciğerlere yerleşti mi iflas ettirir. Ölümlere sebep olur. Mesela bununla ilgili geçenlerde Ege Üniversitesi'nde Profesör Doktor Yusuf Erşahin, çocuk beyin cerrahi uzmanı, dünya çapında bir uzman. Adana'da katılmış olduğu bir konferansta klimadan dolayı mikrop kapmış. Yani kendini konferanstan sonra halsiz dermansız yorgun hissetmiş, grip zannetmiş. Yani birkaç gün evde dinlenip iyileşeyim diye. Evet. Tedbir almamış tabii. Yani grip geçer diye. Ağırlaştıktan sonra hastaneye gidiyor. Hastanede grip aşısı falan, grip şeyi yaptırıyor. Antibiyotik vesaire ama tabii ki lejyonella hasta olduğunu bilmedikleri için, o anda hemen teşhis koyamadıkları için birkaç gün öyle idare ettikten sonra hastalık iyice yayıldığı için kurtaramadılar. Yani komada kaldı, uzun süre uyuttular vesaire ama kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Şimdi lejyonella hastalığı çok tehlikeli bir hastalık. Bitiriyor akciğeri. Bütün organlara büyük tahribatlara sebep oluyor. Bu nedenle klima mesela ben geçen sene Antalya'ya gitmiştim. Sokak böyle ateş gibi, cehennem gibi sıcak. Alışveriş merkezine giriyorsunuz buz gibi. Evet. O kadar çok soğutuyorlar ki. Ben alışveriş yapacaklar. Dedim ki siz alışveriş yapın, ben dışarıda bu sıcakta beklerim. Bu klimaya girmem. O kadar çok soğutuyorlar. O bir de soğuk havaya gir, sıcak havaya çık. Bu da çok tehlikeli. Şok oluyorsun. Birdenbire vücudun o soğuk havaya gir çık gir çık. Bir de o klimalar sürekli temizlenmezse ne olur? Mikrop bütün mağazalarda, bütün klimaların aslında 6 ayda bir temizlenmesi lazım. Bu bürolarda hiç temizlenmiyor. Hiç hijyene bakılmıyor. Çok özel yöntemle bunun eskiden klorla temizleniyordu. Fakat bu kanseri tetiklediği için bundan vazgeçildi. Yeni bir metot geliştirdiler. Bu metotla
iyonize yapılıyor. Tamamen temizleniyor, aranıyor. Eğer ki klima temizlenmezse klimadaki o pis yani mikrop içme sularına da kalışır. Musluklara bile bulaşır. Lavabolara vesaire onu da iyice yarım saat sıcak suyla yıkasanız zor temizlersiniz. Öyle yani çok kötü bulaşıcı bir mikrop. Almanya'da yapılan araştırmada Almanya'daki klimaların orada sürekli klimalar kontrol edilir. Her yıl en az bir defa temizlenir. Buna rağmen 13 bin klima üzerinde araştırma yapılmış. %85'ini mikrop saçtı tespit edilmiştir. Ha mikrop saçıyor da genellikle kimleri vuruyor mikrop? 50 yaşının üzerinde olanlar daha çok etkileniyor. Özellikle sigara, alkol kullanıyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, bağışıklık sistemi zayıfsa evet. Onları hemen hızla yayılıyor vücudunda. Bu nedenle alkol, sigara kullanan veya kimyasal ilaç kullananlarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda bakteriyi durdurmak mümkün olmuyor. Eğer ki zamanında müdahale edilmezse kurtarmak imkansız. Zamanında müdahale edilirse kurtulma şansı var. Legionella pulmonella. Legionella hastalığı veya klima hastalığı çok çok tehlikeli. Ben mesela ofiste klimam var ama hiç açmam. Çok sıcaklarda da açıyor. Çok sıcakta da ve hatta yani bazı misafirler geldiğinde açar mısın klima diyorlar. Açıyorum. Yani bana kendime gelmesin diye başka tarafa oturuyorum. Ben klimayı sevmiyorum. Peki nasıl korunacağız? Yani 6 ayda bir klimayı temizledik diyelim ama 6 ayda bir klimayı mutlaka uzmanlar gelip temizlemesi, hijyen olarak temizlenmesi, bakımını yapması gerekir. Evet. Yoksa gider yani. Tehlikeli. Çok çok tehlikeli. Klima hastalığı hızla yayılıyor. Peki mikro... bu hastalığı önleyici herhangi bir şey var mı? Veya hastalandıktan sonra ne yapılabilir? Ha bağışıklık sistemini güçlendireceksin. Evet. Bunun için bizim çok özel bir formülümüz var. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi bitkilerin özünden oluşan bir formül. Bunu kullandığı zaman bağışıklık sistemi otomatik güçleniyor. Vücut temizleniyor, arınıyor. Damarların içindeki bütün plaklar çözülüyor. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. Bu damarların içerisinde plaklar oluşuyor. Bunları çözüyor. Damarların iç yüzeyinde dolaşan bir hücre var. Makrofaj, öldürücü hücre. Mikropları, bakteri, virüs ve mantarları yok eden bir hücre. Yani bağışıklık sistemin alt elementi. Makrofaj veya öldürücü hücre denir veya fagozit denir. Bu ne yapıyor? Bunun çapı 8 nanometre. Kılcal damarlardan geçemeyecek kadar büyük. Ahtapot gibi. Yakaladı bakteri, virüs ve mantarları binlerce kolu varmış gibi atıyor, yakalıyor, yiyor. Veyahut da T şeklinde, Y şeklinde böyle antikorlar fırlatarak öldürüyor mikropları. Bakteri, virüs ve mantarı yok ediyor. Makrofajın kanda dolaşabilmesi için damarların iç yüzeyinde plak olmaması, damarların elastik olması, eğilebilir, bükülebilir olması, yani kalp damar rahatsız olmaması gerekir kişide. Olursa makrofaj yavaşlarsa mikrop hızla yayılır. Makrofaj çok çok önemli insan sağlığı için, bağışıklık sistemi için. Bizim üretmiş olduğumuz, geliştirmiş olduğumuz bu formül limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytinyağı, kakaolu içerir. Bütün damarları açar. İsterse kişinin kalp damarları böyle %80, %90 tıkanmış dahi olsa 6 haftada denemesi bedava. En ağır hastaya getirsinler. Etkisini hemen görür. Peki bunu sadece kalp damar hastalığı olmayanlarda kullanabilir miyiz? Sadece yani, kalp damar değil. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, beyinde lobar arasında kirlenme, bazı insanlarda cinsel organlarında yağlanma, darama nedeniyle fonksiyonların düşmesi birçok şeyi. Çünkü organlardaki yağları eritiyor. Evet. Cerrahat çurufu çözüyor, temizliyor, arıtıyor. Vücudu temizliyor. Sağlıklı bir insanda kullanabilir mi? Her yaş, her yaşta. Yani yeni doğan diye. Çocuk bile verilebilir. Yeni doğan bebeğe bile verilebilir. Evet, zaten sadece bitkilerden yapılıyor. Evet, hiçbir yan etkisi yok. Tamamen hiçbir doğal. Hiçbir yan etkisi yok. Evet. Evet. Peki, farz ettiğim gibi böyle bir rahatsızlığa kapılan biri oldu. Ne kadar süre kullanıyor? Yani yeni başlamışsa rahatsızlık, geç kalmamışsa problem değil. 1,5-2 ay yeterli. Ama tedbir amaçlı en az 3 ay kullanmak gerekir. Tedbir amaçlı 3 ay. Evet. Aslında mesela geç kalmışsa bir şey yapamayız. Kötü hastalıkları da bağışıklık sisteminin güçlenmesi.
Bütün olay bağışıklık sistemi. Evet. Bağışıklık sisteminizi güçlediğiniz zaman bakteri, virüs, mantar ne gelirse gelsin fark etmez. Mesela domuz gribi, kuş gribi bir sürü hastalık geldi. Avrupa'dan, Amerika'dan milyonlarca aşı getirdiler. Aşı vurulmadan virüs mutasyona uğradı. Yeni şekle girdi. Aşı etkisiz kaldı zaten. Aşı yaptırmaya gerek kalmadan virüs ne oluyor? Değişiyor. Gelişiyor. Yeni bir formata, kendine format atıyor. Ne oluyor? Aşının bir etkisi kalmıyor. O nedenle kaç kişi öldü? Milyonlarca insan ölecek diyorlardı. 2 kişi öldü. Neden? Onlar da yaşlı. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar öldü. Evet. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar bundan mağdur olur. Bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman zaten insanlar Afrika'ya, Amerika'ya, Antarktika'ya, Asya'ya, oraya buraya gidiyor. Gittiği yerden mikrop getiriyor. Buradaki mikrobu oraya götürüyor vesaire vesaire. Artık dünya bir köy gibi. Bütün mikroplar artık burada. Eskiden üşütme, grip, nezle 1-2 virüs veya bakteri sebep oluyorsa şimdi 300-400-500 bakteri, virüs, mantar koloni şeklinde böyle yumak gibi bunlar sebep oluyor. Hiçbir ilaç onu çözmüyor. Ha siz bağışıklık sisteminizi güçlendirirseniz fark etmiyor. Evet. Ne kadar mikrop gelirse gelsin yeniyor. Makrofajı güçlendirdiğinizde bu uzay gemisi gibi kanımızda dolaşıyor. Her türlü bakteri, virüs ve mantar yok ediyor zaten. Önemli olan bağışıklık sistemi güçlendirmek. Formülün içinde neler var? Tekrar söyleyebilir misiniz? Benim dikkatimi çekti çünkü. Limon suyu, evet. Sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altınbaşı, zeytin yaprağı, kakule, 19 çeşit bitki. 19 çeşit evet. Bitki. Bu bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Evet, peki. Kemik erimesine değinmek istiyoruz. Evet, kemik erimesi daha çok bayanlarda ve evet. Erkeklerde gözükse de bayanlarda daha çok menopoz devresiyle birlikte bayanlarda östrojen hormonu azaldığı zaman daha da yoğunlaşıyor. Kemikler içindeki kalsiyum azalıyor. Kalça kemiği veyahut da diz kemiğinde, dizde veya kalçada kemiklerdeki kalsiyum çok azaldığı için yürürken dahi kırılma riskosu ortaya çıkıyor. Kırılabiliyor. Yani kişi dikkat etmiyorsa, bir de sağlıksız besleniyorsa, spor yapmıyorsa vesaire. Bizde de şöyle bir durum var. Mesela bazı insanlar sokağa bile çıkmıyor. Sepet sallıyor. Bir gazete gönder. Sepet sallıyor. Bir ekmek gönder. Sepet sallıyor. Bir meyve gönder. O kadar tembeliz ki maşallah. Pazar günü Avrupa herhangi bir ülkesine gidin. İnsanlar spor yapıyor. Yürüyüş yapıyor, bisiklet sürüyor, koşuyor. Türkiye'ye geliyorsun. Pazar günü sokakta kimse yok. Koskoca İstanbul'da. Herkes uyuyor. Spor yapmıyoruz. Evet. Eskiden Osmanlı en çok faal bir milletmişiz eskiden. Onun için de kimse bize evet diyememiş. Aktifmişiz. Şimdi uyuşmuşuz. Kanımız böyle. Zamanla inşallah o da olur. Şimdi bir beyefendi bize geldi. Doktor Süleyman Bey. Annesinde hem kalça hem dizlerindeki kemikler eridiği için, kalsiyum çok azaldığı için kırılma riskosu çok büyük, yüksek olduğundan ameliyat olması gerekiyor. Hem diz hem kalça. Doktorlar demiş ki fakat bronşitu var, tansiyonu var, kolesterol vesaire vesaire bir sürü hastalığı var. Demişler ki bu kadar hastalık ameliyat edemeyiz. Masada, ameliyat masasında kalabilir. Ne yapacağız? Önce kemiklerdeki şu kalsiyumu yükseltmeliyiz. Bana geldi ne yapabiliriz? Çok şey yapabiliriz. At kuyruğu otu, söğüt, şu gördüğünüz söğüt. Huş yaprağı, ısırgan otu, ardıç tohumu gibi bitkiler kemikleri güçlendirir. Mesela at kuyruğu otunda %12 oranda silisyum var. Silika. Ne yapıyor? Bağ dokusunu güçlendiriyor. Bir insanın vücudunun %18'i bağ dokusundan oluşur. Mesela 70 kilo geliyorsa bir kişi, 12 kilosu bağ dokusudur. Bağ dokusu her türlü cerrahat, cüruf, pisliğin biriktiği bir nokta. Hem hücrelere, organlara besleyici madde giriş akışını sağlar. Evet. Hem organlardaki pislikleri toplar. Hem organları tutar elastik olarak olduğu yerde. Yani gözümüzü tutan bağ dokusu, burnumuzu tutan bağ dokusu, midemizi tutan bağ dokusu. Mide çamaşır makinesi gibi çalışıyor. Bir ses, bir gürültü yok mu? Duymuyor. Neden? Çünkü onu böyle olduğu yerde tutan bir bağ dokusu var mide. Yoksa bir bağ dokusu olmasa ne olur? Mideniz düştü, ta aşağı gitti. Organları birbirinde tutan bağ dokusunda çok yoğun cerrahat, cüruf birikiyor. Bu da mikropları azdırıyor. Bağ dokusu bataklığa dönüşüyor. Lenf sistemi vücudumuzda ortalama 3,5-4 litre artık sıvı toplar.
ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları vesaire vesaire. Bağ dokusunda cerrah çoruk pislik çoğalırsa ne olur? Yorulur. Bunlar koltuk altı bezeleri vesaire vesaire şişmeye başlar, iltihaplanmaya başlar vesaire vesaire. İşte şu gördüğünüz söğütün yüzlerce türü var. Bu söğütün şu kabuğunda böyle çok özel bir madde var. Nedir? Salisilik asit. Salisilatların alt türevi. Salisilik asit. İlk aspirini bunun kabuğundan, söğütün kabuğundan elde ettiler. Aspirin ilk üretildiğinde doğal olduğu için çok çok faydalıydı. Evet. Fakat sonra bu kadar söğütü keseceksin, kabuğunu soyacaksın, ondan ilaç üreteceksin. Çok maliyetli bir iş olduğu için ne yaptılar? Sentetik petrolden ürettiler. Petrolden üretilen aspirin, evet geçici olarak baş ağrısına iyi gelebilir ama mideye zarar verir. Mide mukozasını zamanla yakar, kavurur. Asit bu. Sentetik, kimyasal, tehlikeli mide için, böbrekler için. Birçok hastalığı tetikler aspirin. Sürekli düzenli aspirin kullanırsa kişi. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Fakat söğütün kabuğundan kişi çayını içse bir şey olmaz. Çünkü bunun kana karışması, saligenin denen bir madde içeri bu. Aside dönüşmesi 6 ila 24 saat gibi zaman alır. Uzun bir süre. Hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen doğal. Mesela söğütle ilgili klinik araştırması yapılmış. İsrail'de Hayfa Tıp Merkezi'nde yapılan klinik araştırmasında Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi omuz, sırt, bel, baş ağrısı, omuz ağrısı, eklem ağrısı olan hastaları tedavi etmiştir. Frankfurt Üniversitesi Ortopedi Kliniğinde 451 omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrısı olan hastalar üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Hastalar tedavi edilmiştir. Bu söğütün kabuğundaki ekstrakt ama kabuğu değil. Kabuğundaki etken madde salisilatlar çok çok az. Bu nedenle kabuğuyla tedavi çayını yaparak içmek çok uzun süre zaman alır. Bu nedenle ekstraktan yapılan damlatrajelerle tedavi çok çok zamanı kısaltır. Daha kısa sürede etki görür. Evet. Doktor Süleyman Bey'in annesi 6 hafta bizim bu özel formülleri kullandıktan sonra doktora gittiğinde kemiklerindeki kalsiyum oranı %68 yükseldiği için ameliyata gerek kalmadı. Risk bitti. Normala döndü. Şükrediyoruz. Şimdi Doktor Süleyman Bey bizim mesela bayimiz gibi bütün çevresindeki hastalara Gökçek iksiri gel tavsiye ediyor. Şunu kullanın, bunu kullanın vesaire. Şimdi huş da aynı şekilde huşun yaprağı ve kabuğu da aynı şekilde romatizmaya karşı etkili. Evet. Kemikleri için etkili. Bununla da ilgili Münih Üniversitesi 1200 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmış. Ağır romatizma hastalarını, omuz, sırt, bel, baş ağrısı, artrit, artroz gibi hastaları tedavi edilmiş. Bunun bir özelliği daha var. Yaprak ve kabuğunda çok özel bir betülin denen bir madde var. Betülin. Bu betülin aside dönüşüyor. Betülin. Betülin asit Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada cilt kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Cilt kanseri. Bunun birleşimindeki etken madde cilt kanserine karşı etkili. Fakat şöyle bir durum var. Bunlar ne dedim? Klinik araştırması var. Burada mesela Münih Üniversitesi 1200 hasta üzerinde klinik araştırması yapmış, belgelenmiş. Sadece benim kitapta değil, burada mesela dergide de söğütle ilgili klinik araştırması var. Bunun içerisinde ayrıntılı bilgi var. Benim söylemiş olduğum her şey klinik araştırmasına dayanıyor. Bilgi ve belge. Evet. Şimdi Türkiye'de çok meşhur bir profesörümüz var. Maşallah, inşallah. Televizyonlara çıkıyor, diyor ki çınar yaprağı kemik erimesine, omuz, sırt, bel, baş ağrına, romatizma iyi gelir diyor. Kim diyor? İbrahim Saracoğlu. He, bunu söylüyor. Vatandaş da beni arıyor. Diyor ki, çınar yaprağı istiyorum. Neden istiyorsun diyorum. Romatizmam var, omuz, sırt, bel, baş ağrısı var, şu var, bu var. Peki bununla ilgili bir klinik araştırması yapılmış mı? Yok. Komisyon E'nin bu çınar yaprağıyla ilgili bir araştırması var mı? Yok. Homopatide kullanılmış mı? Yok. Aromaterapide kullanılmış mı? Yok. Peki neye göre bu iyi gelir diyorsunuz? Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu söyledi. Söyledi de neye göre söyledi? Dayanıyor mu? Bir dayanağı var mı? Bir belgesi var mı? Bir bilgisi var mı? Herhangi bir klinik araştırması var mı? Yok, hiçbir şey yok. Hiçbir
konuda, bu konuda hiçbir klinik araştırması yok. Komisyon E'nin monografisi yok. Homopatide kullanılmamış, aromaterapide kullanılmış. O halde neye göre konuşuyorsunuz? Boş. Boş laf iyi değil. Boş konuşursanız ne olur? Allah korusun. Sonunda rezil olursunuz. Çünkü vatandaş etkisini görmeyince ne olur? Arar ve alo niye beni böyle sorduruma soktun der. Peki bunun çınar yaprağın iyi geldi bir şey var mı? Hayır, çınar yaprağı bugüne kadar kullanılmadı. Kullanılmaz. Şimdi söğüt varken, huş varken çınar yaprağına gerek yok. Bunlarla ilgili klinik araştırması var. Evet. Bunlar birinci sınıf. Şimdi şifalı bitkiler kategorik olarak etkilerine göre 5 ana sınıf ayrılır. Klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler birinci sınıf. Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler ikinci sınıf. Homopatide kullanılan bitkiler üçüncü sınıf. Aromaterapide kullanılan bitkiler dördüncü sınıf. Beşinci sınıf bitki halk arasında kullanılan. Olabilir de olmayabilir de hiçbir bilgiye dayanmıyor. Çınar yaprağıyla ilgili hiçbir şey yok. Peki neye göre konuşuyorsun? Boş. Profesörsen konuşurum. Olmaz. Bu mantık yanlış. Ben profesör her şeyi söylerim. Söylemezsin. Belge ve bilgiye dayanıyorsan konuşabilirsin. Her konuda, herkes, her zaman. Ha şimdi mesela ben bundan, bu ayrı bir konu ama olsun. Gelmişken gireyim. 2-3 hafta dedim ki önce Profesör Doktor Mehmet Öz. Yanlış yapıyor dedim. Çok değerli bir insan. Çok güzel şov yapıyor. Çok güzel anlatıyor. Hastalıkları ama bitki tanımıyor. Hastalıklar konusunda çok büyük bir uzman. Ama bitkiyi tanımıyor. Kalkıyor diyor ki akay beri zayıflatır diyor. Obeziteyle ilgili. Kullanıyor insanlar. Zayıflayan yok. Afrika mangosu zayıflar diyor. Zayıflayan yok. Raspberry yani ahududu zayıflatır dedi. Zayıflayan yok. Altın çilek zayıflar dedi. Zayıflayan yok. En sonunda yeni yeşil kahve zayıflatır dedi. Zayıflar yok. Ben 2-3 hafta önce dedim ki bu yapmış olduğu şey doğru değil dedim. Ne oldu? Mehmet Öz'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde senato çağırdılar, ifadesini aldılar şimdi. Dediler ki sen neden böyle yapıyorsun? İnsanlara şöyle iyi gelir, böyle iyi gelir diyorsun. Klinik araştırmalarda etkisi ispat edilmemiş şeyleri insanları yanıltıyorsun, yanlış bilgi veriyorsun dediler. Efendim ben amigolog yapıyorum dedi. Amigolog yapıyorum denir mi? İspat edeceksen konuş. Öyle demiş mi? Öyle dedi. İnternette var, bakabilirsiniz. İşte dedi ben süslüyorum, süsleme. Klinik araştırması vardı. Şimdi bir şey anlatırken süslemek başka bir şey. Tabii belge ve bilgi varsa. Sonuçta hani şu şuna iyi gelir deyince özellikle de bunun haricinde maalesef Türkiye'de çok yanlış şeyler de oluyor. İnsanlar etkisini hakikaten denilen birçok şey gerçekten etkisiz olduğu için o konuda etki edilsin, etki alınsın diye içine bu sefer kimyasal katılıyor. Evet. Mesela biliyorsunuz o zayıflama ilaçları ben gene sık sık söylüyorum. Sibutraminler katıldı. Birçok insan öldü ama Allah'tan ki ben bu konuda bizim Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı'nı çok beğeniyorum. Çok iyi çalışıyor bana göre. Hemen hani toplattılar, el koydular, birçok ceza kesildi. Tabii bu birçok insanın ticaretini engelledi ama iyi de çok da iyi oldu. O konuda Sağlık Bakanlığımıza buradan çok da tekrar teşekkür ediyoruz bir sağlık programı sunanlar olarak. Peki obezite dediğimiz... Zayıflatıcı ürünler 3 çeşittir. Evet. Şimdi bir lahana zayıflatır. 2 maydanoz zayıflatır. 3 zayıflamaya da yardımcı olur aslında. Turunçgiller zayıflatır. Evet. Turunçgil. Mesela Garcia turunçgillerden limon zayıflatır. Herkes biliyor. Belge var, bilgi var. Konca Güneydoğu Asya'da yetişen bir bal kabağı büyüklüğünde bir zepse. Lalegillerden. Bunu orada insanlar makarna gibi soyuyorlar, haşlıyorlar, salatasını yapıyorlar, yemeğini yapıyorlar, yiyorlar. Konca zayıflatır. Neden zayıflatır? Çünkü birleşimde glukomanan var. Glukomanan, 1 gram glukomanan 200 mililitre, 200 kat suyu çekiyor, emiyor. Ortaya puding gibi, jelibon gibi, yumuşak bir streç folye gibi bağırsakları mideyi saran bir madde ortaya çıkıyor. Bu yemiş olduğumuz besinlerdeki glikozun emilimini engelliyor. Böylece kişi 5 tabak yemek yiyorsa 1 tabak yemekle doyuyor. Bununla ilgili klinik araştırması var. Konca ile ilgili klinik araştırması var. Garcinia ile ilgili klinik araştırması var. Greyfurt için de öyle diyorlar, doğru mu? Greyfurt'ta turunçgillerden, o da zayıflatır. Evet. Turunçgiller zayıflatır. Meyvelerden turunçgiller zayıflatır. Ama Afrika mangosu glikoz içerir, turunçgillerden değil. Fruktoz içerir, şeker içerir, zayıflatmaz.
Altın çilek zayıflatmaz. Şeker içerir. Acı çehre zayıflatmaz. Yeşil kahve zayıflatmaz. Bunlar zayıflatmaz. Çünkü turunçgiller farklı. Turunçgiller içerisinde hidrositrik asit var. Bunlardan farklı olarak garsinya da, garsinya böyle mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklinde bir meyve. Limon gibi. Ama limondan daha yüksek oranda asit içerir. Meyve asidi, zararlı bir asit değil. Hidroksistrik asit içerir. Bu ne işe yarıyor? Hamurlu tatlı bir şey yediğinizde bünyemiz bunu yağa dönüştürüyor, depoluyor ileride kullanmak için. Bu yağa dönüşümünü sağlayan bir enzim var. Asetil koenzim. Bu enzimi ne yapıyor? Frenliyor. Bu asit enzimi frenliyor. Böylece şeker yağa dönüşmüyor. Kişi o zaman ihtiyacı kadar yiyor, fazla yemek yemiyor. Ve o zaman ne olur? Şeker ihtiyacı. Vücudun enerji ihtiyacı neyle karşılıyor? Yağlar yakınarak karşılanıyor. Yavaş yavaş eriyor. Yani turunçgiller zayıflatır. Lahana, maydanoz zayıflatır. Konca zayıflatır. Bunlarla ilgili belge var, bilgi var. Evet. Ama mesela maydanozla ilgili Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Maydanoz ve kuşkonmaz köküyle ilgili yapılan klinik araştırmasında zayıflatmış, zayıflattığı belgelenmiştir maydanoz. Konca ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Japonya'da, Kore'de, Çin'de zayıflattığı belgelenmiş. Garsinya'nın zayıflattığı klinik araştırmalar belgelenmiş. Fakat meyveler zayıflatmaz. Şeker içeren meyveler zayıflatmaz. Evet. Zayıflatıyor diyorlarsa içerisinde bir hile var. Sizin de söylediğiniz gibi o hile nedir? İçine sibutramin katıyor. Ha, sibutramin nedir? Kimyasal. Bitkisel deyip kimyasal katıyor bazıları. İşte bu yanlış. Böylece insanları zehirliyorlar. İnsanları zehirlememek gerekir. O da zaten hani kalpte çarpıntı yapıyor. Tabii. Birçok şeyi strese sokuyor, depresyon. Kalp ritmini bozuyor. Mesela tabii. Diyelim ki vatandaşın onun nabzı. Onun için kalp krizinden ölenler oluyor. 70. Sibutramin içeren Afrika mangosu, altın çilek, ahududu, akai vesaire kullandığı zaman veya yeşil kahve. Bunların hepsi sibutraminli. Kullandığı zaman kalp atışı, nabzı 70'ten çıkıyor 80'e 90'a. Evet. Kalp atışı bu ritme dayanamıyor. Yavaş yavaş ne oluyor? Yanıyor. Kalp kasları dayanamıyor, eriyor. Bir de bakıyorsun vatandaş ölüyor. Tabii ya, gencecik insanlar ölüm. Öldü. Kaç yani. Kişi öldü? Amerika Birleşik Devletleri'nde 70 sibutramin içeren 70 ürün yasaklandı. Türkiye'de 7 çeşit ürün yasaklandı. Türkiye'de de yasaklandı. Yasaklandı tabii, toplatıldı hepsi. Toplatıldı, evet. İyi de oldu. Yani bunu yapanlar da Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil, köydeki vatandaş değil. Doktorlar yapıyor. Ya para için doktor bunu yapar mı? Ha, hepsi değil tabii ki. Doktor birkaç, harici yapan da var şimdi. Birkaç. Evet, birkaç doktor yaptı. Ben onların ismini burada söylemeyeceğim. Neyse. Söylemeyin. Söylemeyin. Evet. Obeziteye gelelim. Obezite çağın hastalığı artık. Türkiye'de, dünyada yaygın bir hastalık. Şimdi lahana suyu herkes evde yapıp böyle ince ince rendeledik, şey kıydıktan sonra rendeleyip mikserde püresini tülbentle sıkıp suyunu içer, zayıflar. Zayıflatır. Evet. Fakat işte orada bir püf noktası var. Uzun süre içeceği için zayıflayan kişi günde sabah, öğle, akşam bir su bardağı en az. Yani yarım litreden fazla içmek gerekir günde 3 defa. 1 litre içebilirse daha iyi. Şimdi lahana suyunun birleşiminde laktobazilus ve bifidobakterileri var. Nedir bu iki bakteri? Bağırsaklarımızdaki mevcut faydalı bakteriler, lahananın içerisinde fermente suyunu çıkardığınızda onu özel bir yöntemle fermentasyonla faydalı bakteriler çoğalıyor. Lahana suyu bağırsaktaki faydalı bakterileri çoğaltıyor. Bir, midedeki bakteri eğer gastrit, ülser, reflü varsa midedeki bakteriyi öldürüyor. İki. Evet. Yani hiçbir yan etkisi yok. Ha, çok uzun süre kullanırsa guatra sebep olabilir. Onun için yani evde yapılması biraz mahsurlu olabilir. Zayıflamak için lahana suyu evde yapıp içmek biraz riskli. Bu nedenle biz bunu özel bir formülle evet, geliştiriyoruz. Formülü reklamlardan sonra alacağız İbrahim Hocam. Evet sevgili izleyicilerimiz, 0212 625 58 33 numaralı telefonlardan sağlıklı yaşama katılabilirsiniz. Çok güzel sohbet ediyor İbrahim Hocamız. Bitkilerle ilgili çok güzel bilgiler veriyor. Kısa bir reklam aramız var. Bizi izlemeye devam edin. We'll be right back.
izleyicilerimiz, ekranları başına yeni gelen izleyenler için hemen hatırlatalım. İbrahim Gökçek stüdyo konuğumuz, bitkileri konuşuyoruz. Hangi bitkiler hangi hastalıklarda kullanılabilir? Nasıl şifa buluruz? Kimyasallar dışında nelerden yararlanabiliriz? Şu anda konumuz da obezite ve kilo verme. Evet İbrahim Hocam, devam edelim. Obezite dedik, çağın hastalığı dedik, lahana dedik. İnsanlar lahana çorbası yapıyor. Çok özel bir formül geliştirdik, evet. Lahana ile ilgili. Kırmızı lahana var, beyaz lahana var. Hangisi 19... faydalı? Çünkü benim bildiğim genelde beyaz lahana yapıyor insanlar. Beyaz lahana, kırmızı lahana da çok önemli. Çünkü kırmızı lahana antioksidan. Yani bakteri, virüs ve mantarlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Serbest radikalleri yok ediyor. Evet. Yani bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği var kırmızı lahananın. Bu nedenle çok önemli. Kırmızı lahana, beyaz lahana. Bunun birleşiminde maydanoz, efendim, ısırgan otu, at kuyruğu otu. Bunlar funda yaprağı. Funda da mesela yıllardır bilinir. Zayıflatıcı özelliği var. Maydanozla da ilgili klinik araştırmalar var. Mesela maydanoz Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Maydanozun ama taze olarak alıp suyunu çıkarıp içmek veyahut da bazıları suyunu çıkartıyor, içir maydanozu. Bazen kaynatılıyor. Bazıları kaynatıyor, suyunu içiyor. Bazıları direkt suyunu sıkıp içiyor. Bazıları maydanoz yiyor. Bunlar tamam, metabolizmayı güçlendirir, hızlandırır ama maydanozun esas önemli olan nesidir? Destilasyonla elde edilen ekstraktı, özü. Ekstraktını kullanırsa maydanoz ekstraktı ve kuş konmaz kökü ekstraktıyla ilgili Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Evet. Bununla ilgili elimizde ne var? Veri var. Klinik araştırması var. Zayıflattığı belgelenmiştir. Biz onunla da ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Maydanoz mesela burada maydanoz var içinde. Kuş konmaz var. Funda var. Çok özel formülü var. Bunu artı bir de Hindistan'da yetişen bir bitki var. Kurmar. Cinnema silvestris. Bu hem şeker hastalığına gelir hem de zayıflatıcı özelliği var. Bununla da şekere karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalarda belgelenmiştir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi kurmarla yapmış olduğu klinik araştırmada şeker hastalarını iyileştirdiği 4565 hasta üzerine denemiş. Önce şekere karşı etkili olan 108 bitki incelemişler. Bunlar içerisinde şekere karşı en etkili kurmar olduğu belgelenmişti. Kurmarın birleşiminde cinnamik asit denen bir asit var. Bu pankreası güçlendiriyor. Beta hücrelerini harekete geçiriyor. Uyku halindeki hücreleri harekete geçiriyor. Normal olarak pankreasın içerisinde adacık hücreleri var. Bunlar beta hücreleridir. Beta hücreleri insülin salgılar. Pankreas, karaciğer yağlandığı zaman pankreas yağlanır. Pankreas yağlanırsa beta hücreleri jelibon gibi yumuşak sıkıştığı zaman böyle yarım dar oynamayımdır. Ve küser. Asit üretmez. İnsülin üretmez. Cinnamik asit ne yapıyor? Tekrar onu harekete geçiriyor. Pankreası güçlendiriyor. Aynı zamanda kurmar da zayıflatıcı özelliklere sahip. Bunlarla ilgili elimizde ne var? Veri var. İsteyen kurmara girsin. Mesela internet yazsın. Bir sürü klinik araştırması var. Garcinia ile ilgili klinik araştırması var. Konca ile ilgili klinik araştırması. Maydanoz ile ilgili klinik araştırması. Yani burada bir şey söylediysen beğen. Zayıflama ile ilgili klinik araştırmasına dayanıyor bunlar. Evet, mesela zaten dergilerde de getiriyor. Bu dergiler de bunlarla ilgili. Kendi yazdığınız kitaplar, ansiklopedi diyelim onlara. O içindekilerin kimyasal açılımlarını hepsini siz yapıyorsunuz değil mi? Tabii, ben Almanya'da yıllarca kimya okudum. Şimdi mesela burada açık formülü, mesela söğütün, kabuğunun içindeki salisilatların açık formülü, kimyasal. Türk tarihinde bu bitkilerin birleşimindeki bu kimyasal açılımları, formülleri veren tek ilk benim. Bugüne kadar ilk. Kimse mesela bu formülleri bilemez. Hangi madde, bitkilerin birleşimindeki hangi madde nasıl etki yapar? Bu etken madde nedir? Mesela, evet, omuz, sırt, bel, baş ağrılı, eklem ağrılı vesaireye karşı romatizma hastalarına için nedir? Harpago. Harpago'nun içindeki hangi madde etki yapıyor? Harpagozit. Onun açık formülünü ilk veren benim mesela burada. Türk tarihinde bu bitkilerle ilgili klinik araştırmalar ve açık formüller. Mesela burada başka bir bitki. Huş ağacının mesela buradaki birleşimindeki etken maddeler ve bunların açık formülü.
ve klinik araştırmaları. Türk tarihinde ilk bunları veren kişi benim. İlk. İlk. En ayrıntılı. 1800 sayfa, 3 ciltlik bir kitap. Evet. Maşallah. Ve bu kitaptaki bütün fotoğrafları kendim çektim. Ben 12 yılda 7000 bitki fotoğrafı çektim. Doğaltedavi.org isimli sitede, benim sitem, 9500 bitki fotoğrafı var. Bu bitkiler ne işe yarar, nasıl kullanılır vesaire vesaire, bu doğaltedavi.org isimli sitede her türlü ayrıntılı bilgi var. Nerede kullanılır, nasıl kullanılır, özellikleri nedir? Bitkilerin çiçeğinin fotoğrafı, yaprağının fotoğrafı, kökünün fotoğrafı, genellikle her türlü bilgi var. Peki var. Bu iksirler, mesela iksirleri, formülleri kullandık. Mesela bir de şöyle bir şey var. Hani insanlar evde de biliyorsunuz zayıflamada metabolizmanın yavaş olduğu genellikle söyleniyor kimisi. Evde insanların da yapabileceği bir çay ya da bitki bir şey öneriyor musunuz? Mesela diyorlar ki işte limonla maydanozu kaynatın. Suyunu şey yapın, bekletin. İçine limon sakın. Bu mesela faydalı mı bu şekilde? Maydanozu kaynattığınızda etkisi aslında gitmez içindeki mi eterik yağlar uçuyor. Uçuyor, evet. Yok oluyor. Eterik yağlar 35 dakika sonra uçar. Yani 35 derecede pardon. Kaynatıyorsunuz, altını açtınız, eterik yağ uçtu. Bitti gitti, etkisi kalmadı. Lahanayı da mesela siz bazıları diyor ki kaynat suyunu iç. Olmaz ki. Lahananın birleşiminde çok özel bir madde var. Metilyonin sulfonyum bromit. Eskiden buna U vitamini diyorlardı. Sonra baktılar ki böyle bir vitamin değil. Çok hassas bir amino asit. Lahanayı hafif haşladığınızda etkisi sıfır. Neden? Çünkü o metilyonin sulfonyum bromit bozuluyor. Etkisi kalmıyor. Lahanayı kaynatamazsınız, etkisi yok olur. Maydanozu kaynatırsanız etkisi yok olur. Yani onların ayrı bir yöntemle özel olarak fermentasyonu gerekir. Evet. Mesela lahananın birleşimindeki metilyonun sulfonum bromit, gastrit, ülser, reflüyü iyileştirdiği Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wessler, Profesör Doktor Miller, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu üç profesör hastalar üzerinde denilmiş, etkisi ispat edilmiş. Ama doğal üreteceksin. Haşlamak, kaynatmak bunlar etkisini sıfırlar. Her bitkinin başka teknikle hazırlanış tekniği var. Elbette. Her bitki aynı şekilde hazırlayamazsın. Aloe vera'yı da mesela haşlayamazsın. İçinde enzimler var, vitaminler var, mineraller var, proteinler var. Ne oluyor? Hepsi yok olur. Sıfır. Aloe vera'yı da haşlayamazsın. Sarımsağı kurutup çayını içiyorlar mesela. Sarımsağı kurutmuş bir firma çayını içiyor. Garlish diye sarımsak çayı. Sarımsak kurutulursa içindeki alisin, alinaz, alin sıfır. Etki sıfır. Kuruttuğun zaman sarımsak etki sıfır. Çünkü sarımsakta iki hücre yan yanadır. Evet. Alinaz ve alin. Birisi bu enzimi alini alisine dönüştüren bir enzim içerir. Böyle sarımsak biraz ufaladığınızda, ezdiğinizde ne olur? Bir koku meydana gelir. Koku neden meydana geliyor? Hücreler birbiriyle artık karışıyor, birbirini çözmeye başlıyor. Ve etkisi ezdiğinizde, kuruttuğunuzda etkisi sıfırdır. Sarımsağı ya taze olarak kullanacaksınız veyahut da özelliği bozulmadan özel bir yöntemle, biz bunu özel bir yöntemle ne yapıyoruz? Doğallığını koruyarak üretiyoruz. Yani özel bir formülümüz var bizim. Yoksa sarımsağı kurut, al kullan. Sıfır etki. Hiçbir etkisi olmaz. Ne tansiyona, kolesterol etkisi olur, ne de zayıflatır. Kuru, sarımsak kurusu satılıyor bugün artık marketlerde. Sarımsağı kurutmuşlar, marketlerde aslında çay satılıyor. Aslında her şey, bütün bu bitkileri, sebzeleri ne bileyim doğal yolla yiyeceksiniz. Elbette. Mesela sarımsağı da hani tam koku yapıyor ama o şekilde yiyebilir ya da mesela yemeklere atılabilir. Evet. Pişerken yemek. Tabii taze olur, taze olması gerekir. Veya tazeliğini hiçbir özelliği bozulmadan muhafaza edebileceksin. Mesela biz bunu üretiyoruz ama bunun içindeki mesela etken maddeler bozulmasın diye koruyucu madde gerekir. Ne katacaksın? Sodyum benzoat. Ama sodyum benzoatla ilgili birçok tartışma var. Risk taşıyor. Biz ne yapıyoruz? Koruyucu madde olarak biberiye, melisa yani oğul otu, kuşburnu
bunlardan elde edilen ekstrakları kullanıyoruz. Koruyucu olarak kimya kullanmıyoruz. Yani kimya kullanırsan neyi tetikleyeceğini bilemiyorsun. Tabii ki. Şimdi dünyada bütün firmalar kimya kullanıyor. Sodyum benzoat. Her türlü sıvıda, katıda vesaire koruyucu madde olarak. Raf ömrü uzun raf olsun ömrü diye. Uzun ol. Biz ne yapıyoruz? Her şeyde var. Evet. Her şeyde var. Kimya. Biz kimya kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Biberiye ekstraktı. Oğlotu ekstraktı. Kuşburnu ekstraktı. İspanya'dan getiriyoruz biz bunu özel. Yani bunun kilosu 1500 lira. Kimyasal ilacınki 50 lira. Tabii. Pahalı olsun ama insan sağlığını riske atmayalım. Önemli olan insan sağlığı. Evet. İbrahim Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Perşembe günü farklı konu işleyeceğiz sizinle. Yine bitkileri de getirseniz seviniriz. Hem stüdyomuz canlanıyor hem insanlar az da olsa bitkileri tanıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı yaşam devam ediyor. Bitirmiyoruz. Gümüşü konuşacağız. Bakalım gümüşün insan sağlığındaki önemi nedir? Kimler kullanabilir, nasıl faydalanabiliriz? Hemen telefonları hatırlatalım. 0212 625 58 33. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.